bekletiyoruz. Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Beyefendi'ye de bu güzel günü bizlerle paylaştığı için ve bizlere bu imkanı sağladığı için sonsuz teşekkür ediyoruz. Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz ve teşekkürlerimizi ona da sunuyoruz sizlerin huzurunda. Hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz gelecek misafirlerimizi beklerken bugünkü panelistlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Sırasıyla Sayın Özlem Akşit, kendisi hem İngilizce öğretmeni hem yazar. Sayın Fatma Duman, Kadın ve Güç Derneği Başkanı. Sayın Avukat Aşkın Topuzoğlu Hanımefendi. Sayın Kahraman Eroğlu, Sosyal Hizmetler ve Aile Danışmanı, Sayın Mehmet Mert, Damga Gazetesi sahibi, hepiniz hoş geldiniz, panelimize şerefler verdiniz efendim. Bilindiği üzere biliyorsunuz geçen yıl Mart ayından itibaren günümüze kadar ve halen savaşmakta olduğumuz tüm ülkeler ve Türkiye'mizin içinde bulunduğu zor bir durum var. Bir pandemi yaşıyoruz. Covid-19 adlı bir bilinmeyen bir virüsle maalesef savaşıyoruz ve bugün zaten burada bu küçük salonda bulunmamızın, az kişi olmamızın ve birçok konuğumuzun gelecek olan konuklarımızın da testlerinin pozitif çıkması ve aynı zamanda burada bugün bulunacak olan Büyükşehir Belediye'mizde STK'lardan sorumlu Sayın Hasan Akkuş Beyefendi'ye de sevgi selamlarımızı iletiyor ve kendisine buradan acil şifalar diliyoruz. Bizleri bugün kırmayan, aramızda olan güzel bir Munzur kızı Tunceli'nin bağrından kopup gelmiş güzel türküler söyleyen Ceylan Kaya bizimle bugün burada birlikte. Ve yıllardır tabii ki hepinizin tanıdığı değerli program yapımcısı, hep böyle zorluklarla mücadele eden, güzelliklerin olması için çalışan, tüm Türkiye'ye ve dünyaya sesimizi duyurmak isteyen, Sessizliğe Konuşanlar, Susanlar kitabının da yazarı, güzel program yapımcısı hanımefendi İnce Ertuğrul da aramızdalar. Hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir zor zamanda bizleri yalnız bırakmadığınız için. Son 1-2 dakika dilerseniz konuklarımızı bekleyerek ondan sonra programımızın akışına hep birlikte geçeceğiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yılmaz Demirel Beyefendi'ye de hoş geldiniz diyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
meclis üyemiz. Şerefler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık, Kadın ve Güç Derneği Kurucu Başkanımız Sayın Fatma Duman, panelistlerimiz Sayın Özlem Akşit, Sayın Avukat Aşkın Topuzoğlu, Sayın Kahraman Eroğlu ve Sayın Gazeteci Mehmet Mert, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için bir araya gelmiş bulunmaktayız ve siz değerli konuklarımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum efendim. Panelimize geçmeden önce hepinizi şimdi bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumak üzere lütfen davet ediyorum efendim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün gerçekten bizler için ve dünya için çok anlamlı ve önemli bir gün. Aynı zamanda dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Aramızda bulunan ve bulunmayan, yaşayan ve ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü buradan bir kez daha kutluyorum. Ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de hepinizin önünde saygıyla anıyorum ve ona gerçekten çok teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Biliyorum sizler de öyle düşünüyorsunuz. Çünkü inanın bugün bu paneli bile burada yapıyorsak onun sayesinde yapıyoruz. Kendisini saygıyla bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz. Programımızı başlatmak üzere Sayın Fatma Duman Hanımefendi'yi, Kadın ve Güç Derneği Kurucu Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar değerli konuklarım. Sizleri en içten sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün
25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Mücadele Günü. Dolayısıyla Kadın ve Güç Derneği olarak Beylikdüzü Belediye'mizle birlikte oluşturduğumuz çok anlamlı bir programda bulunmaktayız. Her yıl 25 Kasım'ı değerlendirirken, seslendirirken, önemini vurgularken özellikle kadına şiddeti, kadını değerlendiriyoruz. Ama bugün 25 Kasım çok daha anlamlı, çok daha vurgulamamız gereken bir gün olarak değerlendirmemiz lazım. Çünkü özellikle dünyada ve ülkemizde nüfusun %50'sini kadın oluşturduğunu düşünürken, dünyada ve ülkemizde 3 kadından bir tanesi fiziksel ve psikolojik şiddete uğramakta. Yine 3 kadından biri erkekler tarafından öldürülmekte. Ülkemizde özellikle 2019 senesinde 474 tane kadın eşleri ve partnerleri tarafından öldürüldü. Ama bugün değerlendirme yaptığımız zaman maalesef korona dediğimiz COVID-19 salgınından dolayı tüm dünyada kadınlar evde hapis olduğundan dolayı, evin içinde kaldıklarından dolayı çok daha fazla şiddete maruz kalıyor. Özellikle her gün bir iki kadın ölürken geçen bir günde 4 tane kadın cinayeti. Artık haberlere alıştık. Her gün bu şiddetli vahim konumu değerlendirirken maalesef alışkanlık haline getirdik. Biz burada bugün kadını konuşacağız, şiddeti konuşacağız, özellikle vurgulayacağız. Kadına karşı mücadelemizin nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Değerli panelist arkadaşlarımla beraber güzel bir program olmasını diliyorum. Ayrıca bölgemizde, ilçemizde kadına, aileye, çocuğa çok önem veren hizmetler yapan, sahada olan samimiyetiyle, çalışmalarıyla Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Murat Çelik'e Kadın ve Güç Derneği adına çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bugünün oluşumunda Beylikdüzü Belediyesi çalışan, emek veren arkadaşlarımıza, Kültür Başkanımız Mustafa Karaoğlu'na ve her zaman bizim yanımızda olan, destekleyen Ebru Çevik Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buradaki bütün arkadaşlarımız, her biri çok değerli, çok güzel çalışmalar yapıyor. Temennimiz el ele, omuz omuza, kadına şiddetle mücadelede güzel hizmetler yapalım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum. Kadın ve Güç Derneği Başkanımız Sayın Fatma Duman Hanımefendi'ye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şimdi günün ve anlam önemini konuşması için bizleri burada ağırlayan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim, hoş geldiniz. Evet, ben de şöyle müsaadenizle maskemi çıkarayım. Değerli konuklar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bugün İstanbul Sözleşmesi Yaşatır panelimizde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii pandemi koşullarında maalesef katılımı sınırlı tutmaya gayret ettik. Ancak
sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınla bütün Beylikdüzü'ne, bütün İstanbul'a bugünkü panelimizi ulaştırmaya gayret edeceğiz. Tabii öncelikle belirtmek isterim ki yıl 2020 hala cinsiyet temelli ayrımcılığı ve şiddeti konuşuyor olmak bana gerçekten hicap veriyor. Çok üzülerek ifade etmek istiyorum. Bir kadın sırf kadın olduğu için yönelen şiddet maalesef günümüzde en yaygın biçimde kadına karşı her türlü fiziksel ve cinsel şiddete varan bir noktaya gelmiş durumda. Bu aslında kadınların özgürlük ihlali bir taraftan da. Dünyada az önce güzel ablacığım söyledi, her üç kadından biri maalesef hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz kalıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün verilerine göre eşinden en az bir kere fiziksel ve duygusal şiddet gören kategoride birinci sıradayız. %38 ile Türkiye. Utanılacak bir durum. Yine Kadir Has Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmaya göre toplumsal cinsiyet ve kadın algısı araştırmasının 2020 sonuçlarına göre en büyük sorun %66 ile şiddet olarak öne çıkıyor. Geçen yıl bu oran %60'lar seviyesindeydi. Yani bu yıl biraz daha artmış durumda. Dolayısıyla çok hızlı bir artış söz konusu. Ancak yine de bazı olumlu gelişmeler var. Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir sorusuna son 4 yılda %14'ten 4'e düşmüş. En azından farkındalık bu tür panellerle, bu tür bilgilendirmelerle farkındalığı arttırıp yani bu tür bir iyileştirme sağlamış durumdayız. Burada bize düşen kadınla birlikte omuz omuza tabii ki bu mücadelenin içerisinde farkındalık çalışmalarını mümkün olduğunca fazla yapabilmek. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak şiddete sıfır toleransla kadına şiddetle mücadelede kadının güçlendirilmesi tarafında yer alıyoruz. 2018 yılında kadın dayanışma merkezimizi kurmuştuk. Burada kadınlara verdiğimiz hizmetle, eğitimle onların iş bulmasına fayda sağlamaya gayret ediyoruz. Onlar çalışmaya başlayınca da 3 ay evlatlarını ücretsiz kurs imkanı veriyoruz. Kreşlerimizden faydalanabiliyorlar. Bu arada dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Biz Beylikdüzü'ne değer katması açısından hem Atatürk Kültür Sanat Merkezimizin içerisinde bir Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi açtık. Hem de Kavaklı Mahallesi'nde ikinci kreşimizi açtık. Mümkün olduğunca kadının güçlenmesi temasıyla bu kreşlerimizi hayata geçireceğiz. Her mahalleye bir kreş sözümüz vardı. Bunu da yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Herhalde bir ay içerisinde iki tane kreşimizin daha temelini atacağız. Böylece çocuklarını güvenle bizim kreşlerimize bırakabilecek kadınlarımız ve iş hayatlarında daha özgüvenle bulunma imkanları olacak. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılar ve iptal tartışmalarını da büyük bir endişeyle takip ettik. Oysa İstanbul Sözleşmesi kadınlar ve çocuklar için şiddetsiz bir hayatı güvence altına almak için yazılmıştır. Ülkemizde kronikleşen kadına yönelik şiddet sorununun temelinde İstanbul Sözleşmesi değil, bu sözleşmenin tam olarak içselleştirilememesi vardır.
Beylikdüzü Belediyesi olarak biz İstanbul Sözleşmesi'ne ve kadınların kazanılmış haklarına sahip çıkmaya, kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konudaki toplumsal dönüşüm süreci elbette kolay olmayacak. Ama biz biliyoruz ki zorlukların üstesinden gelmek için omuz omuza mücadele etmek lazım. Bu paneli düzenleyen ve her zaman fikriyle, düşüncesiyle, kendisinden güzel ifadelerle söz ettiren Kadın ve Güç Derneği yöneticilerine, başkanın nezdinde bütün yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli panelistlerimize de bizleri birazdan çok ayrıntılı bir şekilde aydınlatacakları için ve bu programa vermiş oldukları destekten ötürü de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah kadına şiddetin olmadığı daha güzel günlerde başka şeyleri konuşmak üzere bir arada oluruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Beyefendi'ye sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gerçekten çok kısa ve öz ve net bize güzel bilgiler paylaştı. En çok beni etkileyen sanıyorum Sayın Dernek Başkanımız Fatma Hanım ve konuklarımız da aynı şeyi düşünüyorlardır. Böyle bir yüzyılda ne dedi kendileri, böyle bir konu için bu kürsüye gelmekten gerçekten üzüntü duyuyorum dedi. Hep birlikte güçlüyüz diyoruz, hep birlikte başaracağız diyoruz. Bizler de kadınlar olarak birbirimize kenetlenelim diyoruz ve kadınlar yalnız değildir diyoruz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz efendim, saygılarımızı sunuyoruz. Evet, şimdi size güzel bir konuk tanıştırmak istiyorum. Sahneye davet ediyorum. Munzur'un ne dedik? Güzel dağlarından, Tunceli'den kopmuş gelmiş güzel sesine Ceylan Kaya bugün bize Zülfü Livaneli'nin güzel bir eseri olan Kan Çiçekleri'ni seslendirecek. Kan Çiçekleri'ni merak ediyorsanız şöyle kısaca bir özet geçeyim. Zülfü Livaneli Beyefendi Paris'te bir sergiye gidiyorlar. Gittiği sergide de 3-4 tane resim görüyorlar ve o resimden böyle esinleniyorlar. Diyor ki tamam diyor ben güzel bir diyor türkü yazacağım. Kafamda planladım diyor ve güzel arkadaşımız Ceylan Kaya geliyor. Bizimle o güzel türküyü buluşturuyor. Kendisini buraya davet ediyoruz. Kan Çiçekleri Ceylan Kaya diyoruz. Çiçekleri türkü mü şiir mi altmıyor
çiçek açmış, usta dert açmış. Umudun goncası kan çiçekleri. Dağlar çiçek açmış, açmış, usta dert açmış. Umudun goncası kan çiçekleri. Ceylan Kaya'nın da söyleyeceği bir iki kelime var mı bakalım kadınlarımız için lütfen buyurun. Çok teşekkür ediyorum alkışlarınız için. Öncelikle böyle anlamlı bir panelde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, biz kadınlara yönelik şiddet her geçen gün fazlasıyla artmakta. Bir takım caydırıcı yasalara rağmen sivil toplum örgütlerinin, bir takım kadın derneklerinin eylemlerine rağmen azalacağı yerde günden güne fazlalaşmakta. Bir kadın olarak benim de kadınlarımıza şöyle bir mesajım var. Güçlü olmalıyız, birlikte olmalıyız, cesur olmalıyız, hakkımızı aramalıyız, dayanışma içerisinde kalmalıyız. Biz kadınız, güçlüyüz, cesuruz diyerek başaracağız, başarmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de katılımlarından dolayı ve güzel türküsü için Sayın Ceylan Kaya Hanımefendi'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, demin de anons ettiğim gibi tabii ki Türkiye'de yanı sıra dünyada ben diyeyim 40 yaşındayım, belki ben de orta yaşa geldim. Ama büyürken, severek, beğenerek izlediğimiz, ben geçen bir programa konuk oldum. Dedim ki böyle, belki Fatma Hanım diyecek çok uzatıyorsun ama güzel şeyler de paylaşmak istiyorum. Kendime hep böyle güzel spikerleri çok küçükken örnek alırdım derdim. Bir tanesi İnce Ertuğrul'du, böyle bakıyordum saçları nasıl konuşuyorlar, işte televizyonda nasıl oluyor falan filan. Sonra baktım ben de böyle program yapmaya başladım. Evet, kaybolan insanları arayan kırgın çiçeklerin yapımcısı, TRT program yapımcısı, güzel spikerlik yıllarınla bu hayata adım atmış, Sessizliğe Konuşanlar ve Susanlar kitabının yazarı Sayın İnce Ertuğrul Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Sosyal mesafeye evet sorun olmadığı için çıkartıyorum ben. Şimdi Asude Hanım öyle cümleler kurdu ki
Utanmak kelimesinin iki anlamı var biliyorsunuz. Bir tanesi söylenen karşısında duyduğunuz mahcubiyet. Gerçekten utandım. Çok teşekkür ederim. Bir kısmını hak ediyorsam ne mutlu bana. İkincisi de değerli başkanımızın konuşmasında belirtti. Bugün işte bizi burada bir araya getiren nedenden utanmak. Hicap duyuyorum dediniz. Gerçekten öyle. Şu günlerde kadınlarımızın, mutlu ve güçlü kadınlarımızın hikayelerini konuşmayı arzu ediyoruz hepimiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ev sahibimiz Sayın Murat Çalık'a, dernek başkanımız Fatma Duman Hanımefendi nezdinde bütün dernek üyelerine, kurucularına ve değerli panelistlere merhabalar diyorum. Burada olmak çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Zor bir dönemde bir aradayız. Teşekkürler. Bana söz verdiniz ama benimle ilgili şöyle bir sorun var. Bende işte o susma düğmesi biraz zor çalışıyor. Şöyle birkaç cümleyle toparlamaya çalışacağım. Gelirken düşündüm yolda. Çocukken ben Trabzonluyum. Babam bir köy öğretmeni. Bu vesileyle de bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyorum bir kez daha. Şehit öğretmenlerimizi de saygıyla anarak. Trabzon'un bir köyünde geçti çocukluğum. Ve çocukken öfke duyardım. Gerçekten öfke duyardım. Niye ben erkek olarak doğmadım diye. Zannederdim ki erkek olsaydım sorunlarım çözülecekti. Çünkü erkek olmak arkasından konuşulmamak demek. Sağa sola gittiğinde dedikodu yapılmaması demek. Duygusal anlamda, psikolojik anlamda şiddet görmemek demek. Eve geç geldiğinde o kadar ne oldu bitti diye konuşulmaması demek. Farkında değildim ama çocuk yüreğim aslında şiddeti tanımaya başlamıştı. Şiddetin türlerine tanık oluyordum ve bu benim şiddete verdiğim tepkiydi. Sonraki yıllarda anladım ki asıl olan şey kadın ya da erkek olmak değil. Asıl olan değerleriyle, ahlakıyla, duruşuyla, diğer insanlara, bütün farklılıklara duyduğu saygıyla insan olabilmek, insanı yetiştirebilmekte. Yani karşınızdaki bireye baktığınızda onun cinsiyetinden önce, kadınlığından, erkekliğinden önce insanı görebilmekte. İşte bütün bu duyguyla da Aslı Hanım'ın dediği gibi meslek yıllarımda tanık olduğum hikayeler, hayatımda karşıma çıkan kadınların bana dışarıda da hep anlattıkları hikayeyle bu noktada çok mutluyum. Hep güven duydular ve her yerde bana hikayelerini anlattı kadınlar. Bir kısmını kitapta topladım. Kitabın ismi aslında her şeyi anlatıyor. Bugünkü panelinde aslında özü biraz haddim olmayarak öyle söylüyorum ama ne demek istediğimi anlatacağımı düşünüyorum birazdan. Kitabın tam ismi Sessizliğe Konuşanlar, Sessizliğe Susanlar. Hiç sesini duymadığımız binlerce kadın var. Sadece bu coğrafyada değil, dünyanın her tarafında şiddet kadının en büyük problemi. Ve şiddet ve kadına ve çocuğa dair şiddet bence ideolojiler üstü, siyaset üstü bir kavramı. Bunun partisi, bunun inancı, bunun değeri yok. Hepimiz onun karşısında durmalıyız. İşte o noktada hiç derdini anlatamayan, o sessizlikte hikayesi kaybolup giden milyonlarca kadının sesi duyulsun diye. Ve belli makamlarda bu sesi duymadan oturan insanlar var. Sözüm sadece yanlış anlaşılmasın yöneticilere, kolluk kuvvetlerine değil. Ben aslında şunu söylemek istiyorum. Üst katta komşusu dayak yerken ya da bir çocuk korkuyla birinin yüzüne bakarken alt katta kahvesini yudumlamaya çalışan insanlar da o sessizliğe susanlar. Aslında hepimizin mücadele etmesi gereken bir kavram. Hemen tamamlıyorum. Kitapta şöyle bir cümle var. Ben inanıyorum ki bunca acının sonunda iyiliği, sevgiyi doğuracak kadınlar. Güzel bir geleceği doğuracak kadınlar. Çünkü kadınlar şu gücün farkına varmalı. O güçte neyi eksik kullandığını fark etmeli bence. Her çocuğun kulağına ilk cümleleri anneler fısıldıyor. Her çocuğun mayasını, babalara saygım sonsuz yanlış anlaşılmasın, anneler koyuyor o mayayı. Ve o hamuru yoğururken önce insan olmak kavramını çocuklarımıza güzel öğretirsek, yaşama, yaşamın ne kadar değerli olduğuna saygıyı öğretirsek, eminim ki burada biz bu güzel insanların başarı hikayelerini konuşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzattım, özür diliyorum. Sayın İnce Ertuğrul Hanımefendi'ye de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve panelimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Özlem Akşit Hanımefendi. Az önce sizi tanıtmıştık. Bugün burada bizimle olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz bu zor zamanda.
Sizi eğitimci kişiliğinizle ve yazarlığınızla tanıyoruz. Özellikle de kadınlarla ilgili yazdığınız özenli kitaplarınız var. Tanımayanlar da varsa bu şekilde tanımış olurlar. Siz sanırım bugün bizlere kadınların toplumsal kimliğini, sosyal rollerini ve haklarından biraz bahsedeceksiniz. Dilerseniz başlayalım efendim. Söz sizin. Buyursunlar. Ses geliyor. Ayağa kalkarak anlatmak istiyorum. Başkanımdan izin aldım. Tarihe sizi yaklaştırırken ben de size yakın olmak istedim. Rahmetli sanatçımız Kayahan'ın çok güzel bir sözü vardı. Yolu sevgiden geçen insanlar elbet bir gün aynı yollar üzerinde buluşacaklardır demişti. İşte bu kadına şiddet yahut genel anlamıyla şiddet konusunda artı bir değer topluma katabilmek için bu pandemi sürecinde engel tanımadan buraya gelen siz değerli gönül dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Medeniyet tarihi bazı yüzyılları acı, kaos, karanlık, insanlığın savaş yüzyılları olarak anar, bazı yüzyılları ise altın çağlar olarak hatırlar ve kayda geçer. İçinde bulunduğumuz bu yüzyıl şiddetin ve kaosun çok net şekilde belirgin olduğu bir yüzyıl olarak kayda geçecektir. Felsefe düşünürü ve barış aktivisti New Garver, şiddeti insan haysiyetine karşı yönelmiş bir ihlal olarak tarif eder ve violare kelimesinden Latince kökünü alan violation, şiddet kelimesi gerçekten insan haysiyetini kırıcı bir saldırıdır. Bu şiddet türleri ekonomik şiddet, ruhsal şiddet veyahut fiziksel şiddet olarak üç tür halinde direkt olarak bireyden bireye veyahut da sistemden bireye yönelik olabiliyor. Bizim burada konuşacağımız olan bu üç şiddeti de yaşayan kadın konusu. www.anıtsayac.com'da 2008 yılından 2020 yılına kadar kaydı geçebilen ölüm sayısı, öldürülen kadınlarımızın sayısı 3174. Bu rakam çok büyük bir rakam ve şiddetin ne kadar üst boyutta ve vahim olduğunu gösteriyor. Oysa değerli konuklarımız, bizim tarihimiz, bizim bu üzerinde yaşadığımız coğrafyalara bakıldığı zaman kültür kodları olarak o kadar zengin, kadın kanunlarını, kadın etkinliklerini yapısında barındıran dünyadaki eşsiz biricik tek coğrafya. Şimdi bunun bazı örneklerini size burada vermek istiyorum fazla sıkmadan. Kadın tarihi çok uzun bir konu tabii. Ben bunu size minimize ederek vereceğim. İlk olarak tarihte Hitit kraliçesi Puedepa var. Kadeş anlaşmasını imzalamış ve kendisi kadın ve çocuk kanunlarını yapmıştır. Üçüncü Hattuşili'nin eşidir. Savaşa karşı bir kadındır. Sümer kraliçesi Enneduhanna, ben diyerek şiirlerinde, bütün şiirlerinde ki dünyanın ilk kadın şairi ve yazarıdır, ben ifadesini kullanarak kadın varlığını bu topraklara anlatan ve gelecek nesillere anlatmış bir kadındır. Altuncan Hatun, Tuğrul Bey'in eşidir ve eşini muhasaradan kurtarabilmek için bir atlı birlik komutanlığı, askerlerine komutanlık yaparak onu kurtarmış, devlet yönetiminin en üstünde yer almış bir kadındır ve bu kadınlar mühür de kullanan kadınlar. Bu arada hemen söyleyeyim, Puedepa aynı zamanda ilk kadın mühründe kullanan, devlet resmi belgelerine mühür koyan kadındır. Türk geleneğinde bu mühür olayı yine naipler yoluyla, kadın naipler yoluyla devam ettirilmiştir. Terken Hatun var. Terken Hatun'u çok iyi bilirsiniz. Nizamülmülk'le savaşmış bir kadın, uzun yıllar mücadele vermiş ama ben bunun üzerinde durmayacağım. Terken kelimesi çok ilginç bir bilgiden oluşuyor. Bakınız, tengriken kelimesi
olarak erkek yöneticilere verilen bir sıfatken daha sonra terkene dönüşmüş. Daha önceki yönetimlerde il bilge hatun ifadesi çok kullanılmış. İl bilge ne demek biliyor musunuz? İl bilge, aydın, bilgi sahibi, akıllı kadın demek. Ve bu kadın yöneticiler bunları da gerçekleştirmiş donanımlı kadınlardı. Selçuklu dönemine tabii ki diyeceksiniz ki bunlar yöneticiler tabii. Yönetici kadro, elit kadro olabilir, istisna olabilir. Hayır, Selçuklu'da, Selçuklu hayatında çok önemli bir kadın saygınlığı ve konforu vardı. Bunu biz nereden öğreniyoruz biliyor musunuz? New York Metropolitan Museum, Kopenhag Art Museum, St. Louis Art Museum gibi yurt dışına kaçırılan Selçuklu eserlerinin sergilendiği yabancı müzelerden öğreniyoruz. Ve bu müzelerimiz, bu müzelerde Selçuklu kadını erkeğiyle eş gösteriliyor. Eş boyda, yüzü birbirine karşı dönük ve son derece saygın erkek kadının içki bardağını, içecek bardağını doldururken, maşrapasını doldururken, bakın erkek kadının maşrapasını dolduruyor. Oysa genel olarak dünya sanat eserlerinde kadınların erkeklerin kadehlerini doldururken resmedildiğini görürüz değil mi? Birbirine eş ve eşit iki sevgili olarak tanımlanıyor yabancı müzelerin eserlerinin altyazılarında. Ve biz bunu Çinli tabaklardan, Çinli levhalardan, heykelciklerden öğreniyoruz. Ve o heykelciklerde kadın, Anadolu kadını dimdik duran bir kadın, atın üzerinde silahlı. Ve Selçuklularda çok önemli, çok iyi bilmemiz gereken bir teşkilat var bakın. Bağcıyan-ı Rum. Kaç kişi duydu bilemiyorum. Ama Bağcıyan-ı Rum, yani yabancı tarihçilerin Anatolian Sisters diye bahsettiği Anadolu bacıları dünyanın ve Anadolu'nun ilk kadın örgütüdür. İnanın Aşık Paşazade'nin anlatmış olduğu Bağcıyan-ı Rum'u Franz Teschner yanlış anlamıştır. Böyle bir örgütün olabileceği ihtimalini bile vermediği için Hacıyan-ı Rum şeklinde anlatmıştır ve tarihte Anadolu hacıları şeklinde betimlemiştir tarih kitaplarına. Ama bu kadın teşkilatı vardır, 13. yüzyılda yaşamıştır. Bu kadınlar Kayseri, Denizli, Sivas, Kırşehir, Ankara'nın bazı bölümlerinde konuşlanmış kadınlardır. Başında Fatma Bacı vardır. Fatma Bacı Kirvani'nin kızı, Ahi Evra'nın karısı ve Pir Bektaş Veli'den, Hacı Bektaş Veli'den bütün manevi mirası almış, teslim almış olan kadındır. Bu kadın teşkilatı dokuma yaparak, demir döverek, kilim dokuyarak Selçuklu'nun iktisadına, ekonomisine katkıda bulunmakla kalmamışlar. Moğol istilaları döneminde istilalarına karşı da bir casus hareketi yürütmüşlerdir. Mesaj alıp mesaj getirip götürerek silahlıdırlar. Savaşan bir kadın örgütüdür. Daha dünyada böyle bir örgüt yoktur. Ve bu kadınların kültür kodları, özgüvenleri bizim bugün bütün köylerimizde, bütün illerimizde vardır. 14. yüzyılın sonuna doğru maalesef kaybolan bu örgüt, Selçuklu kadınının kimliğinin maalesef tarih olmasına ve yerleşik kültüre geçtikten sonra yavaş yavaş devlet ve kentsel yönetime geçtikten, düzene geçtikten sonra kadınlar ev içine çekilme, ev içi hayatıyla daha içtimai meselelerle meşgul olmaya başlıyorlar. Ve uzun soluklu bir dönem başlıyor kadınların sessizliği ve suskunluğu için. Çünkü o dönemde 15. yüzyıl ve sonrasında kadına biçilen rol aynen şudur. Münasip olanı bilen, edepli, iffetli, itaatli, doğurgan kadın. Ve bu maalesef kadınların evin içerisine çekilmeleri birçoğunu sessiz, sakin bir hayata sevk etse de
Yine mücadeleci kadınlar var bakın. Aşık Recai der ki, ilk divan şiiri şairi Zeynep Hanım evlendikten sonra şiiri bıraktı. Çünkü şair olan kadının şiir yazması, evli kadının şiir yazması münasip görülmedi. Kadın erdemlerini küçültücü bir hareket olduğundan Zeynep Hanım şiiri bıraktı. Fakat onun gibi bırakan onlarca kadın olsa bile Mihri Hanım gibi ya da şair Nigar Hanım gibi edebiyat alanında kendi yazılarını ortaya koyabilmek için mücadele eden çok kadın da oldu. Ve Nigar Hanım bir evlilikten sonra ömrü boyunca sırf şiir ve o dünya içerisinde bulunabilmek için evlilik yapmadı ve kendini edebiyata adadı. Yine devam etmek istiyorum. Tanzimat sonrası Fransız İhtilali ve özgürlükle beraber bireyselleşmenin özellikle yükseltildiği, bireyselleştirmenin toplumlara sunulduğu o büyük rüzgar içerisinden tabii ki ikinci meşrutiyetin, birinci meşrutiyetin ilanıyla beraber Osmanlı da nasibini aldı. Fransız İhtilali'nde dünyada bu özgürleşme ve bireyselleşmeyi özellikle tetikleyen işçi grevleri ve kadın hareketleriydi. Bizde de kadınlar sufrajetler gibi sokaklara dökülerek, Avrupa sokaklarına dökülerek gösteri yapan, haklarını savunan sufrajetler gibi değil ama dergilerde ve gazetelerde mücadelelerini sürdürdüler. Tanzimatla beraber başlayan özgürlük ve yenileşme hareketleri içerisinde 27 gazete ve dergi içerisinde kadınlar makaleler yazdılar. Bu dönemde şunu söylemek lazım, Abdülhamit dönemi eğitime çok önem verilen bir dönemdi. Kız rüştiyeleri açıldı 1914 yılında, özellikle ilk kız üniversitesi, kadın üniversitesi açıldı. Ve orada yetişen kadınlar Fransa'dan gelen fikirsel cereyanlardan da çok etkilenerek bir takım faaliyetler yaptılar. Bu kadınlar çok dil bilen, çok nezih ailelerin özel eğitimi almış kızlarıydı. Kimlerdi bunlar? Bazı tarihten isimler geçmek istiyorum. Emine Semiye Hanım, Fatma Aliye Hanım, Ulviye Mevlan, Suat Derviş, Nezihe Muhittin, Halide Edip adı var. Bu kadınlar dergilerde ve yaklaşık 10-11 kadın derneğinde güçlü mücadeleler yaptılar. 19. yüzyıl feminizm hareketi Hooke'un ifadesine göre cinsiyetçiliğe, cinsiyet sömürüsüne ve baskıya karşı yürütülen bir mücadeleydi. Kadınlar o birinci dalga harekette, ilk feminizm hareketinde oy verme, eğitim ve miras haklarını savundular. Bizde de kadınlar bunu savundular ama bizim kadınımızın feminizm açısı ya da bakış açısı, algısı batıdaki gibi değildi. Bizim kadınlarımız son derece yıpranmış olan bir imparatorluğa, savaşlardan yıpranmış olan bir toplumun altyapısına destek vermek amaçlı cemiyet çalışmalarıyla doluydu. Birçoğu donanmalarda askerlere ve savaş alanına giden insanlara destek olabilmek için var gücüyle toplumuna artı bir katkı sunabilmek için çalıştı, çabaladı. Dergilerde yazdılar ama aynı zamanda hayır cemiyetlerinde de çalıştılar. Bu kadınlarımızın ve gelen yeniliklerin bazı getirileri oldu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin 1917 yılında çıkarılan aile kararnamesinde ikinci eşle evlenebilme şartı birinci eşin onayına bırakıldı. Evlilik yaşı kızlarda 17, erkeklerde 18 olarak değiştirildi. İki şahitli resmi evlilik şartı getirildi
ve kadınların kılık kıyafetlerinde döneme göre değişiklikler yapıldı. Fakat kadınlar 1934 yılına kadar oy haklarını alamadılar. Nezihe Muhittin çok önemli, bilmemiz gereken bir isimdir. Nezihe Muhittin Cumhuriyet Halk Fırkası dahi kurulmadan önce bu topraklarda ilk siyasal partiyi kuran kadındır. Bunu kaçımız biliyor? Değil mi? Nezihe Muhittin kadınların siyasi haklarını savunan çok önemli bir isimdir. Bu arada burada şunu da söyleyeyim. Kadın Partisi'ni kurdu, Kadın Halk Fırkası'nı kurdu. O halk fırkası evet kapatıldı ama bugün Türkiye'mizde şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde Kadın Partisi var. Ve Kadın Partisi Başkanı Benal Yazgan Hanım aramızda. Kendisini bir görmenizi isterim. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, buradan okumak durumundayım, müsaadenizle tek bir kelimede hata yapmak istemiyorum çünkü. İnsan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilsin? Yeni Cumhuriyet'in kadını, bakın, İl Bilge Hatun'daki aydın, bilge düşünen, akıllı kadın ve Bacıyanı Rum kadınları gibi onların sloganlarında olduğu gibi ailesine, aşına, işine sahip kadın kodlarından sentezlenmiş bir kadın olarak öngörülmüştü. Yani bu iki özelliği de taşıyan kadın olarak öngörülmüştü. İşte bugünkü toplum yapımıza baktığımızda, bu cinayetlere baktığımızda, genel manzaraya baktığımızda biz bu öngörülen kadın kimliği ile aydın, bilge, akıllı, eşine, işine, aşına sahip kadın imgesinden ne kadar kimlik olarak uzaktayız, bunun tahmin takdirini ben size bırakıyorum toplumun genelini düşündüğümüzde. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bağlayarak sözümü bitirmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi maddeleri itibarıyla işte bu istişare kültürüne dayalı kadınla erkeğin hukuksal olarak eşit haklarda, eşit alanda yüzünü birbirine dönerek bir ilişkiyi yürüttüğü daha sağlıklı bir, daha medeni bir toplum özlemiyle öngörülen bir sözleşme. Her bir maddesine baktığınızda alınmak istenen tedbirler tamamen buna yönelik. Yani bize layık olan istişare kültürü. Bu istişare kültüründe kadın ve erkeğin her alanda eşit olması gerekiyor. Ve İstanbul Sözleşmesi işte bize bunu temin etmek için, bu şiddeti durdurmak için ve kadınlarımızın bizim yanımızda daha güçlü bir Türkiye yaratması için aslında düşünülmüş tedbir kararlarından oluşan bir sözleşmedir. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Sağ olun. Sayın Özlem Akşit hanımefendiye ben de sizlerin huzurunda sonsuz teşekkürler ediyorum. Emeklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık diyorum. Ve şimdi sıra bugün bizlerin burada olması için gerçekten çok büyük çaba sarf eden Kadın ve Güç Derneği Başkanımız Sayın Fatma Duman hanımefendiye vereceğim. Ve inanın kendisininle biz bu program için 3 aydır çalıştık, çabaladık. Emekler sarf ettik ve gerçekten sadece 25 Kasım değil, 365 gün Fatma Duman koşturuyor, kadınlarımız için emek ve çaba sarf ediyor. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz kendisine buradan ve sözü ona bırakıyorum. 25 Kasım şiddet gününün tarihçesini bize anlatacak ve kendileri de yine İstanbul Sözleşmesi yaşatır, onaylansın diye büyük çaba gösteriyorlar. Bizlerle onu paylaşacaklar. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim tekrar. Öncelikle tekrar merhabalar sevgili konuklar. Başkanım ben bir anımı anlatmak istiyorum. Biz Karadenizler konuşmayı çok seviyoruz. 2 sene önce uluslararası platformda İsviçre hükümetinin düzenlemiş olduğu işte uluslararası iş örgütü, sendika temsilcileri, Birleşmiş Milletler temsilcisi olan bir platforma katıldım. Şimdi panelde oturuyoruz. Dediler ki 3'er dakika vereceğiz size. Ben aldığım mikrofonu dedim ben 3 dakikada ne anlatacağım? Nasıl olur falan derken dedim biz ofluyuz, konuşmayı severiz. Ben yine biraz aşacağım dedim yani 5-6 dakika olarak. Daha sonra program gitti. CNN'den muhabir yanıma geldi. İşte İngilizce dedi ki of ne demek dedi yani. Ben de oturdum ona of'un bir cumhuriyet olduğunu, Türkiye'de çok farklı konumda olduğunu, benim de o açıdan çok özel bir insan olduğumu söyledim. Böyle bir anımı anlatayım. Şimdi bugün ben ilk konuşmamı biraz kısa tuttum, açılış konuşmasını. Ama tabii çok fazla aşmayacağım, o konuda da bilgi vereyim. Şimdi öncelikle başkanımız, belediye başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalın dediği gibi bu salonun gerçekten dolmasını isterdik. Biz geçen sene 25 Kasım mücadele gününü, ondan önceki mücadele günlerinde salonlarda binleri doldurduğumuz günleri hatırlıyorum. Maalesef tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu pandemi süreci hepimizi gerçekten çok değişik anlamda derinden etkiledi. O açıdan burada bugün 9 tane sanatçımız olacaktı. Maalesef sanatçılarımızın 2 tanesi hastanede, 7 tanesi de evde karantinada. Yine Hasan Akkuş başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi STK'dan sorumlu koordinatör Hasan Akkuş Bey'in bu sabah COVID-19 pozitif testi çıktığını öğrendim. Bütün ekip şu anda test yaptırıyor. Yani böyle kısıtlı bir toplantı yapmak istemezdik. Temennimiz inşallah daha kucaklaştığımız günlerde, salonları daha fazla doldurduğumuz günden de böyle güzel programlar yaparız. Ben konu olarak özellikle Ulusal Mücadele Günü'nde, Kadına Şiddete Mücadele Günü'nde İstanbul Sözleşmesi'ne değineceğim. Ulusal Kadına Şiddet Mücadele Günü'nde biraz tarihçeyi anlatacağım. Özellikle İstanbul Sözleşmesi, kadına şiddete karşı mücadelede dünyadaki en önemli güncel konu, değerlendirilmesi gereken bu konu, özellikle Türkiye'de de hepimizin İstanbul Sözleşmesi'ne onay vermemiz gerektiğini bilincindeyiz. Bu süreçte 3-4 aydan beri güncel olan İstanbul Sözleşmesi'ne maalesef hepimizin bildiği gibi belli bir kesim çeşitli bahanelerle kadınların yaşam haklarını, kadını koruyan yasayı, aileyi koruyan yasayı, yaşam haklarımızı elimizden almak istiyorlar ve karşı gelerek çeşitli nedenlerle, bahanelerle maddeleri eleştiriyorlar. Olmayan maddeleri gündeme getiriyorlar. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan bütün sivil toplum kuruluşlarından logolar topladık. Görsel olarak sahnemize de gelecek herhalde. Geliyor. Ve inanın çok samimi söylüyorum. Her siyasetten, her kesimden destek geldi. Bayağı böyle yüzlerce logo topladık. Bu bizim için çok önemli bir başarı olarak değerlendiriyorum. Burada birçok arkadaşım var. Yine sivil toplum kuruluşları başkanları, logo gönderen başkanlar. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bütün arkadaşlara. İstanbul Sözleşmesi'nin biraz sonra tarihine değerlendirmeye önemli bir şekilde neden bu kadar çok ağırlık verdiğimizi anlatacağım. Özetle öncelikle Kadın ve Güç Derneği olarak 2017'de kurulduğumuzdan bugüne amacımız kadınların sosyal ve ekonomik olarak toplumda güçlenmesini sağlamaktı. Bu şiarla yola çıkarken kadınlarımıza eğilirken, kadınlarımızın güçlenmesi için, toplumda iyi bir yer edinmesi için çalışmalar yaptık. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki, eğer kadın güçlü olursa
toplum güçlü olur, aile güçlü olur, çocuk güçlü olur. Ve şiddetin de temeline baktığımız zaman maalesef yine erkek egemenliği bağımında yaşayan kadınları değerlendiriyoruz. Şiddete uğrayan kadınlara baktığımız zaman ekonomik olarak zayıf olan kadınları görüyoruz. Dolayısıyla psikolojik olarak da zayıf olan kadınları görüyoruz. Kadın ve Güç Derneği olarak ilk etapta Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın yetiştirme yurdunda kalan 12-18 yaş kız gruplarımıza çocuk evleri açtık. ÇODEM, çocuk destekleme evlerindeki kızlarımıza gereken her türlü desteği verdik. Sığınma evinden çıkan kadınlarımıza her türlü barınma, avukatlık, sağlık, psikolojik destekler vermeye çalıştık. Hepimizin bildiği gibi 18 yaşını bitiren kızlarımız devlet koruması altında olmuyor. 18'ini bitiren kızlara, değerli yönetim kurulu arkadaşıma her birine çok çok teşekkür ediyorum. Destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu evlerin, bu çalışmaların reklamı olmuyor, sosyal paylaşımı olmuyor. Biz bütün bu arkadaşlar gizli kahraman olarak inanın çok güzel çalışmalar yaptık. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ne kadar İslam'ı sağlasanız bile, ne kadar destek verseniz bile temelde toplumsal olarak çözüm getirmemiz gerekiyor. Çünkü toplumsal olarak çözüm getirdiğimiz zaman ancak biz bu sorunun önüne geçebiliriz. Bu anlamda çalışmalarımızı eğitim alanına ağırlık verdik. Çünkü bütün şiddetin temelinde bilinçsizliğin yattığını görüyoruz. Eğitimsizliğinin yattığını görüyoruz. Aileleri eğitme anlamında, kitleleri eğitme anlamında üniversitelere gittik, belediyelere gittik, ailelere gittik. Bu anlamda arkada herhalde şeyimize çalışıyor. Çalışmalarımızda değerlendirirken uzun vadeli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki eğitimin üst noktası güçlü kadındır, güçlü ailedir. Kadın ve Güç Derneği olarak çalışmalarımızın çerçevesinde yine önümüzdeki süreçte pandemi süreci olduğu için biraz kısıtlamalarla gidiyoruz. Daha güzel projelerimiz var. Kadına dokunan, aileye dokunan, çocuğa dokunan. İnşallah belediyelerimizle, Beylikdüzü Belediye'mizle kadınlara özgü çok daha güzel projeler yapacağız. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü'nü değerlendirirken çok kısa tarihçesine girmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi artık ezberledik. 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı gelen 3 tane mücadeleci kız kardeş var. Mirabella kız kardeşler. Bunlar bir gün vahşice tecavüz ediliyor ve uçurumun dibine çok kötü bir şekilde öldürülüp atılıyor. Daha sonra bu olaydan sonra Mirabella kız kardeşlerin mücadelesi sembol oldu tüm dünyada. Tüm dünya ayağa kalktı. Birleşmiş Milletler 1999'da 25 Kasım'ı Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu çerçeve içerisinde, bu süreç içerisinde tabii ki dünyada kadın hakları ile ilgili olarak çok çok ileri çalışmalar yapıldı. Özellikle 1789 Fransız ihtilalinden bu yana tarih sürece baktığımız zaman çok çok önemli kadın hakları mücadelesini yine Sayın Özlem Akşit hocamın anlattığı gibi kadın tarihimizde, dünya tarihimizde çok çok güzel çalışmalar var. Bu anlamda tabii ki şimdi kısıtlı bir şeyimiz var, süremiz var. Ben değerlendirirken İstanbul Sözleşmesi'ni bağlayacağım. Çünkü kadına karşı şiddete karşı mücadele ederken birinci planda İstanbul Sözleşmesi çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'miz de çok çok yanlış biliniyor, çok çok yanlış değerlendiriliyor. İstanbul Sözleşmesi bilindiği gibi 2011'de İstanbul'da imzalandı, imzaya açıldı. 2014'te de yürürlüğe girdi. Ama İstanbul Sözleşmesi'ni salt böyle değerlendirmeyelim. ÇEDAV diye bir konu var. Yani ÇEDAV Türkçe olarak cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için kadın haklarından kadın ayrımcılığına son vermek için kurulan bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi, ÇEDAV. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin temeline baktığımız zaman
CEDAW'ı değerlendirmek lazım. CEDAW'da Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları olarak değerlendirilirken 1979'da Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak geçiyor. Ve bu CEDAW 1979'da imzaya açılıyor. Tüm Avrupa ülkeleri, tüm dünya ülkeleri açısından 1981'de de onaylanıyor. Türkiye olarak biz de inanın bu çalışmalarda 1984'te imzalıyoruz. 1985'te de yürürlüğe koyuyoruz. Ve Türkiye tüm dünya ülkeleri içerisinde bu konuda en çok çalışan, en ön safhada olan ülke. Neden bunu anlatıyorum? O süreç bittikten sonra 2011'de de en önde safhada olan yine Türkiye. Bu anlamda şu aşamada neden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı geliyoruz? Bunu değerlendirmek lazım. CEDAW İstanbul Sözleşmesi'nin bağlantı köprüsünde 2000 yıllarında 8 tane bağımsız komisyon üyesini değerlendirirken diyor ki bir bakalım son zamanlarda Avrupa ülkelerinde kadına şiddet çok arttı ve rapor istiyor. Bütün Avrupa ülkelerini değerlendiren 8 kişilik komite bakıyor ki giderek ayrımcılıktan daha ziyade kadına şiddetin arttığını görüyor. Bu sefer CEDAW diyor ki biz tekrar bu 46 Avrupa ülkesiyle beraber İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getiriyor ve İstanbul Sözleşmesi'ni imzaya açıyor. Bizim o dönemdeki başkanlarımız, Cumhurbaşkanımız, Aile ve Sosyal Bakanımız, bütün o dönemdeki iktidarımız ilk başta mücadele ediyor. Ve İstanbul'da bütün bu Avrupa ülkelerinin temsiliyle beraber sözleşmeyi imzalatıyor. Bu sözleşmeyi imzalayan yine Türkiye Cumhuriyeti. Peki bugün değişen ne? Yani değerlendirmemiz gereken değişen ne? Daha sonra 6284 sayılı kanun tekrar gündeme geliyor. Zaten avukatımız Aşkın Hanım da bu konuda geniş bilgileri verecek. Sözleşme imzalandıktan sonra tekrardan 4 sene sonra 3 sene sonra 2014'te de yürürlüğe giriyor. Şu anda yürürlükte değil, tartıştığımız konu bu. Şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye haklar açısından, kadın hakları açısından Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir Avrupa ülkesinde, hiçbir ülkede seçme seçilme hakkı yokken biz 1934'te seçme seçilme hakkımızı aldık. Daha sonra bütün ülkeler bizden sonra bu hakka sahip oldu. Ama şimdi baktığımız zaman maalesef Türkiye'nin siyasi hareketine, kadın hareketine, siyasi yaşantıya maalesef mecliste kadınlarımız %10'u bile geçmiyor. Ekonomiye bakıyoruz. Şu anda kadınlarımız ekonomide %32 bile yer çok zor bir şekilde alıyor. Ve bu %32'lik dilimde de tarım işçileri kadınlar dahil. Yine bakıyoruz okuma yazma oranlarına. Vahim durumda 1 milyon okuma yazma oranı varsa bunun %80'ini kadınlar ve kızlar oluşturuyor. Yani hangi alana bakarsanız bakın, ekonomik alana bakın, siyasi alana bakın, sosyal alana bakın, kadınlar her zaman ikinci planda ve kadınlar maalesef cinsiyet farklılığından dolayı her anlamda mağdur. Bizler kadınların toplumda farkındalık yaratmak açısından diyoruz ki cinsiyet eşitsizliğine son, kadınlarımız hak ettiği yerde olsun. Özellikle kadın şiddetini değerlendirirken de maalesef dünyada Türkiye birinci sırada, OECD raporlarına göre Amerika ikinci sırada. Yine Avrupa'daki bir sağlık örgütünün yaptığı çalışmalara göre de Türkiye dördüncü sırada %40'la. Her gün dünyada 3 tane kadından bir kadın öldürüyor. Çok çok ilginç bir konu. Hala şimdi yılbaşından bugüne 300'e yakın kadın öldürüldü. Bunlar bilinenler, faili meçhuller hariç. Şimdi sonuç olarak
Konuşmayı çok seviyorum başkanım ama ne yapayım, yine biraz daha böyle şey yapacağım. Sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi'nin hep birlikte elle vererek onaylanması için mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınların, biz mücadelede erkek kadın ayırmıyoruz. Bizim kadın ve güç derneğimizde erkek arkadaşlarımıza var. Dünyada ve Türkiye'de bütün mücadelelerin erkek ve kadınların omuz omuza sürdürdüğünü biliyoruz. Bu anlamda hep birlikte İnce Hanım'ın da söylediği gibi duyarlı toplum olarak, duyarlı olarak kadına şiddet gördüğümüz yerde her anlamda bilinçli olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Toplumsal olarak topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki eğer kadın gülerse dünya güler. Teşekkür ederim. Gerçekten hayata dair son derece değerli ve güzel bilgiler verdi Sayın Fatma Duman Hanım Efendi, Kadın ve Güç Derneği Başkanı. Çok güzel de efendim bir söze değindiniz. İzleyicilerimiz ve başkanımız da sanırım buna katılıyorlar. Gerçekten kadına şiddete hayır ama kadın ve erkek tüm dünyada bizce de eşit olmalıdır. Ayrımcılık olmamalıdır. Kadın erkek ayrımına da hayır diyoruz. Şimdi diğer konuğumuza geçiyoruz. Sayın Aşkın Topuzoğlu hanımefendi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkez kurucusu ve gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ni 6254 sayılı kanunu da son derece destekleyen bir avukatımız, bir hukuk hanımefendisini sizlerin huzuruna davet ediyorum. Buyurun efendim, buyurun hocam. Evet, merhaba. Bugün bizi bir araya getiren, emek veren herkese önce teşekkür ediyorum. İstanbul Sözleşmesi ve onun iç hukukumuza yansımasını birazdan paylaşacağım sizinle ama çok yoğun çabalar sonucu biz bu hakları elde ettik. Çok emek verdik. Onun için bu hakları bilelim ve kullanalım. Bugün ayrıca burada olmaktan çok mutluyum çünkü Kahraman Bey'le yollarımız söyleyeceğim 30 sene önce kesişti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 89 yılında imzalamasıyla birlikte, yaşımız da çıktı ortaya ama olsun, 30 yıl boyunca biz yol arkadaşlığı ettik, mücadele ettik. Kendisi Sosyal Hizmetler İl Müdürü'ydü o dönemlerde. Biz Çocuk Hakları Merkezi'nde paneller, konferanslar, okullarda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere ayrı ayrı haklarını tanıtma, İstanbul, İstanbul dışı televizyon programları, o kadar yoğun çabalar sonucu biz bu hakları, bugünkü hakları elde edebildik ki o nedenle sahip çıkalım ve koruyalım diyorum ben. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgili İstanbul Sözleşmesi'nden önce bizim 4320 sayılı bir yasamız vardı. O da ailede şiddetin önlenmesine dair yasaydı. Ama biz ne zaman ki İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık, onayladık ve ona uygun olarak 6284 sayılı kadına karşı şiddet ve ailenin, aile içi şiddetin önlenmesine dair yasa yürürlüğe girdi. Bu İstanbul Sözleşmesi ile paralel olarak, şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni aslında İstanbul'da imzalandığı için, ilk imzayı açıldığı için, ilk imzalayan ülke Türkiye Cumhuriyeti olduğu için, uluslararası alanda da sözleşme İstanbul Sözleşmesi olarak geçmektedir. Ama ismi şöyledir, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve mücadeleye dair Avrupa Sözleşmesi. Sözleşmenin başlığı bu şekilde. Sözleşmeyi 2011 yılında ilk defa Türkiye imzalıyor. Çok yakın bir zamanda da onaylıyor. O zamanlar bu sözleşmeyi Dışişleri Bakanları imzaladığı için Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı imzalıyor ve 2012 yılının Şubat'ında
meclise sunuyor, bakanla mecliste bütün partilerce onaylanıyor. Ondan sonra da tabii Bakanlar Kurulu'nda onay yasasıyla iç hukuk normu haline geliyor. Şöyle bir şey var, bizim taraf olduğumuz bütün uluslararası sözleşmeler özgürlük ve hak temelli. Anayasanın 90. maddesine göre usulüne uygun imzalanırsa, onaylanırsa, biraz önce dediğim gibi Bakanlar Kurulu tarafından onay yasası da verilirse artık bu sözleşmeler bizim iç hukuk kuralımız olur. Yani kanun gibidir. Eğer bizim kendi kanunlarımızla sözleşme hükümleri arasında bir çelişki olursa üstün olan, öncelikli olan sözleşme hükümleridir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi de aslında bizim kanunumuz, artık bir iç hukuk normu bizim için. O nedenle sözleşme kadınlara karşı şiddet derken kamusal ortamda, özel ortamlarda ne sebeple olursa olsun rastgele olarak özgürlüklerin engellenmesi dahil fiziksel, ekonomik, cinsel ve psikolojik şiddetle karşılaşmaları, bundan acı ve ızdırap duymaları veya muhtemel böyle bir şeyle karşılaşacak olmaları dahilinde bu tür davranışları toplumsal cinsiyete dayalı kadına karşı şiddet olarak değerlendirmiş sözleşme. Sözleşmeyi biz iç hukuk normu haline bütün maddelerini kullanabilir, iç hukuk normu halinde şu anda. Sözleşmenin kadınlara dair olan uluslararası belgeler arasında en önemli özelliği yaptırımı gücünün olması, bağlayıcı olması, kadın ve erkek eşitliğinin gerçekleşebilmesi için çok kapsamlı bir düzenlemeye sahip olması. Diğer bir özelliği ise bağımsız bir denetim mekanizmasının var olması. Sözleşmeyi imzalayan ülkelerden hak ve özgürlükler alanında deneyimli, duyarlı, bu alanda eğitim almış, belli bir süre çalışmış bireyler her ülkede birer kişi bir araya gelerek GEYO denilen bir bağımsız denetim mekanizmasını oluşturmaktalar. Ve her ülke kendi raporlarını belli sürelerle bu denetim mekanizmasına, konseye sunması gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nin diğer bir özelliği de aynı zamanda aile bireylerinin de korunmasına yönelik bir sözleşmedir. Aile bireyleri derken bir hane içindeki herkes, sadece anne baba çocuk değil, hane içinde kalan teyze, dayı, hala, babaanne, dede, büyük anne, hepsi çocuklar dahil bunun içine. Ve ayrıca ısrarlı takip mağdurları var ise ısrarlı takip mağdurlarının da korunmasına yer vermiştir bu sözleşme. Çok geniş kapsamlı. Bu sözleşme taraf devletlerin gerekli düzenlemeleri yaparak bazı temel ilkeleri göz ardı etmemesini de istemiştir. Bunlardan biri ayrımcılığın önlenmesi temel ilkesi. Çocuklar söz konusu olduğu zaman çocukların üstün yararı ilkesi. Bunu nerede göreceğiz? Bizim kendi 6284 sayılı yasamızı uygulamaya geçirirken çocuklar için neler yapılmalı? Yeni yasada hem aileyi hem çocukları korumak adına orada karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme gereği kadınları güçlü kılmak, gerçek bir kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek için taraf devletlere ciddi manada mali kaynak ayırmasını önermektedir sözleşme. Özel kuruluşlarla medyanın işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtmektedir. Bunun dışında çocuklarla ilgili de düzenlemeler var dedik. Onlara daha sonra değineceğiz. Namus cinayeti, töre, kültürel gelenekler, kültürel nedenlerden dolayı kadınların şiddet görmesinin asla ve asla bir gerekçe olmayacağını düzenlemiştir ve taraf devletlerinde yasalarını bu doğrultuda oluşturmalarını önermektedir.
Zaten biz imzalayarak hep bunları taahhüt ettik ve yaptık da bir miktarını gerçekleştirdik. Çok az bir kısmı yine de söz konusu. Medyaya da çok ciddi görevler yüklemiştir. Mesela toplumda hak arama bilincinin oluşturulmasında bizler kadar medyanın da sorumluluğu vardır. Bunun dışında ayrıca hukukla ilgili olarak bazı suçlarda ihlal indirimi olabiliyor. Haksız tahrik nedenleri olabiliyor. Eğer kadına karşı şiddet söz konusu ise ihlal indirimi, haksız tahrik indirimleri uygulanmamalıdır. Vazgeçme, şikayetten vazgeçme, şikayetinin geri alınması hukuki anlamda adalet sistemindeki bu süreç devam ederken davanın düşmesine neden olmamalıdır. Bunun dışında uzlaşma, arabuluculuk gibi müesseseler veya başka diğer uzlaştırıcı müesseseler söz konusu ise bunların hiçbiri kadına karşı şiddet suçlarında uygulanmamalıdır. Hem hukuki açıdan hem yasama, yürütme, yargı organlarına aslında ciddi bir yükümlülük vermiştir sözleşme. Burada yerel yönetimlerde sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları, hukuki yapı aslında sözleşmenin disiplinler arası ve kurumlar arası işbirliği gerçekleşemeyeceği sürece yol almanın da mümkün olmadığı görülmektedir. Biz toplum olarak birlikte çalışmaya, paylaşmaya alışmalıyız. Benim bilgilerim bende kalsın. Ben değerlendireceğim. Hayır, biz ne kadar biliyorsak, ne kadar öğreniyorsak o kadar öğreteceğiz ve paylaşacağız. Bu olmazsa olmazı bu sürecin. Gerçekten öyle. Biz şimdi burada hepimiz bir zincirin halkaları gibiyiz. Ben hukuk, eğitim, sağlık, yerel yönetimler, medyayı çok söyledim, susayım onda ilgili biraz. Hepimiz üzerimize düşen görevi yaparsak aslında gerçekleşecek şiddetin önlenmesi. Biraz önce İnci Hanım dedi ki, tam da o söylediği için söylüyorum. Eğer siz alt katta kahvenizi yudumluyorsanız ve üst kattaki komşu şiddete uğruyorsa, açıkçası dayak yiyorsa ve siz sessiz kalıyor iseniz siz suçlusunuz. Siz Türk Ceza Kanunu'na göre suç işliyorsunuz o anda kahvenizi içerken. Türk Ceza Kanunu demektedir ki işlenmekte olan veya işlenmiş olsa bile neticeleri devam eden, mesela bir kadın dayak yedi ama bir sonraki gece yemeyeceğini nereden biliyoruz? Dayak yedi üst kattaki komşu ama o kadar ağır durumda ki onun yediği dayağın neticeleri hala devam ediyor. Eğer komşu olarak biz bunu bildirmezsek veya herhangi bir girişimde bulunmazsak, daha sonrasında şiddet gören mağdur kişi vefat ettiğinde biz suçluyuz. Gerekeni yapmadığı için, bildirimde bulunmadığımız için. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda der ki kamu görevlileri görevlerini ifa ettikleri sırada kamu adına kovuşturulması gereken bir suçun varlığını öğrendikleri zaman bunu ilgili makamlara bildirmek zorundadırlar. Bildirmezlerse 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var. Biz bir kamu görevlisi, öğretmeniz. Bir çocuğumuz geldi, dedi ki ben evde cinsel istismara uğruyorum. Hekim, başka bir nedenle gelen hastanın bedeni üzerinde kaza dışı yaralanmalara rastladı. Biz bu olmuş şeyler bunlar. İşte hamile bir bayan geliyor kontrol için ama bir bakıyoruz kolunda, bacağında sigara söndürmeleri var. Kaza düşme sonucu olmayacak biçimde morluklar var bedeninde. Eğer bildirmezsek bize suç işliyoruz kamu görevlisi olarak. Sağlık mesleği mensupları, ebeler, hemşireler, eczacılar, sağlık mesleğiyle ilgilenen herkes
bir suçun işlendiğine dair küçücük bir belirtiyle karşılaşsalar bile bunu bildirmek zorundalar. Bildirmezlerse bir yıl boyunca hapis cezasıyla müeyyidelendirilmiş davranışları. Aslında bizim hepimizin yaptığımız eylemlerin karşısında suça ortak olmak demek, o suçu işleyen kadar aslında bilen ve bildirmeyen sorumludur, suçludur bana göre, bize göre. İstanbul Sözleşmesi o kadar kapsamlı bir sözleşme ki bütün bu hususları hepsini hüküm altına almış, taraf devletlere de sen bunların hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapman gerekir demiş. Benim zamanım, siz bana söyler misiniz? Var mı? Buyurunuz, buyurunuz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi, bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. 20 Kasım geçtik ya, aynı haftaya denk geldiği için söylüyorum. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Tüm Dünya Çocuk Hakları Günü denmesinin nedeni ise Dünya Çocuklarının İnsan Hakları Yasası, Anayasası kabul edilen, nasıl ki kadın ve aile için biz İstanbul Sözleşmesi en temel yasadır diyorsak, çocukların da yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını o kadar eksiksiz şekilde düzenleyen bir belge olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzaya açıldığı ve Türkiye'nin de imzaladığı tarih 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Kasım ayı çok önemli bir ay. Hiçbirimizin unutamayacağı, çok duyarlı olmamız gereken bir ay gibi geliyor. Öğretmenler Haftası, kadına karşı şiddet, Dünya Çocuk Hakları. Ölüm günü var 10 Kasım. Önemli, çok duyarlı ve çok önemli olmamız gereken bir tarih. Ben 6284 sayılı yasadan da bahsetmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin devamında aynı 2000 sözleşmenin imzalanmasından bir yıl sonra yürürlüğe giren 6284 sayılı yasa var. Bu yasada kadınların şiddete uğraması, aile bireylerinin korunması, şiddetle mücadele, koğuşturma, yasal sürecin takibi, onlar için gerekli danışma kurumları, barınma kurumları ve diğer izleme kurumlarına yerleştirilmesine dair. Peki bu sistem nasıl işliyor? Bütün kadınlar dahil olmak üzere, yoksul kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar, bu mağduriyetlerini öğrendikleri andan itibaren nereye başvurabilirler yasa gereğince korunabilmeleri için? Kolluğa başvurabilirler, jandarmaya, sahil güvenliğe, aile mahkemelerine, savcılığa başvurmaları mümkün. Sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına başvurabilirler. Sosyal hizmetlere başvurmaları mümkün. Bunun dışında yerel yönetimlere de başvurabilirler. Yani istedikleri her yere başvurabilirler. Başvurduktan sonraki süreçte kendilerine zorunlu olarak İstanbul Barosu Adli Yardım Biriminden isteyenlere, istemeyenler de ayrıca kendilerine bir vekil tayin ettirebilirler. Ama ben şu anda adli yardımdan söz ediyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi demektedir ki taraf ülkelere, hepiniz bu sözleşme gereği, ben kısaca mağdur diyeyim, mağdur durumda olan kadınlara hukuki destek, hukuki danışmanlık, temsil yetkisini ücretsiz olarak vermelisiniz. Onun için 6284 sayılı yasa kapsamında sunulan hem hukuki destek hem temsil yetkisi ücretsizdir. Ayrıca mahkemeye başvurma ve mahkemeye başvuru sonucunda alınacak olan tedbirlerin hayata geçirilmesindeki süreçte gerekli olan masraflar da savcılığın bir bürosu tarafından karşılanmaktadır. Neticede zararın, istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için başlangıçtan sonuna kadar yapılacak olan işlemlerin hepsi bir ücrete tabi değildir.
adli yardım birimlerine başvuran mağdur kadınlara bu destek tamamıyla adalet sistemine dahil olduğu andan sürecin sonlanmasına kadar gerçekleştirilmektedir. 6.284 sayılı yasa gereğince hem mülki amirlikler hem de mahkemeler bir takım tedbirler vermektedir. Bu tedbirler işte barınma tedbiri, söz, yazı, telefon, ulaşım araçlarıyla rahatsız etmemesi, şiddete uğrayan tarafı, onun dışında işte iş yeri değişikliği yapılması, kendisine aynı nakdi yardım sağlanması, konuttan uzaklaştırılması, bunların bir kısmını derhal karakola başvurduğu anda kolluk da verebilmekte. Ama bir kısmını doğrudan mahkemeler vermekte. Eğer kolluk koruma kararı verirse bir yere yerleştirme gibi, uzaklaştırma gibi bunları ertesi günü mahkemeye bildirmek durumunda. Mesela alkol bağımlılığı varsa veya başka bir hastalığı varsa şiddet uygulayanın bu konuda tedavi görmesinin de sağlanması, konuta yaklaşmaması, mağdur kadın için aile konutu şerhi konulması, eğer konut şiddet uygulayan kişiye aitse, bunun için zaten bir kimlik belgesi, bir de tapuya yapılan başvuru yeterli. Ayrıca silah taşıyorsa silahın alınması, bir kamu görevi nedeniyle taşıyorsa yine silahın alınması ve ilgili çalıştığı birime bildirim yapılması gibi pek çok tedbirler alınmakta. Yani neye ihtiyacı varsa korunması gereken mağdurun aile mahkemeleri bu tedbirleri vermekte. Tedbirlerin süresi 6 yıl. Eğer tehlike geçmemişse, sona ermemişse yeniden tedbir verilmekte, uzatılmakta. Bütün bu alanda çalışan herkes, kolluk görevlileri, mahkemede çalışan, görev yapan kişiler ve biz avukatlar dahil olmak üzere özgürlük, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bilgili, kadın hakları, çocuk hakları konusunda bilgili, donanımlı, onlarla nasıl iletişim kurabileceğimizi aldığımız eğitimlerle gerçekleştirdiğimizi söylersek, alanda çalışan herkesin sözleşme gereği duyarlı ve bu konuda bilgili, donanımlı olmasının gerektiği şart olduğu bitti. Ay, heyecandan bitti değil mi süre? Peki, gerektiğini söyleyebilirim. Verilen destek ücretsizdir. Yargılama adalet süreci içinde yapılan herhangi bir masraf ödemeleri söz konusu değildir. Kadınlar korkmasınlar, vazgeçsinler. Çok çabalarla elde ettiğimiz bu hakları bilelim ve kullanalım derim. Teşekkür ederim, hoşça kalın. Evet, koronanın etkilerini görüyorsunuz. Başkan bize kızacak, böyle her yere dezenfektanlar sıkıyoruz. Sayın Aşkın Topuzoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri için. Şimdiki konuğumuz Sayın Kahraman Eroğlu, aile danışmanı ve sosyal hizmetler uzmanı. Gerçekten bir erkek olarak kendisi takdir edilecek bir beyefendi. Yıllardan bu yana birçok belediyelerde, birçok sivil toplum kuruluşlarında olsun mağdur olan kadınlarımızın, kızlarımızın her zaman yanında olduğu, birçok televizyon programlarına katıldı, bizleri aydınlattı. Halen aynı şekilde devam ediyorlar ve de bize bugün burada olmasının sebebini ve bu yaptığı güzel hizmetleri bizimle paylaşmak için kendisini davet ediyorum. Buyurun efendim, Sayın Kahraman Eroğlu. Kadına şiddet insanlık suçudur, insanlık ayıbıdır. Ulu Önder Atatürk, kadınlarını geri bırakan toplum, geri kalmış
ülkedir, toplumdurdur. Yine Atatürk, ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın der. Kadın ki bir toplumun atar damarı, boğaz besleyeni, evlat yetiştireni, akıl besleyeni, ruh bezeyeni ve merhamet dağıtanı. Ve kadın ki aynı toplumun okulda dövülen, hastanede tekmelenen, işte itilen, evde şiddet gören, yolda vurulan, metrobüste şort giydiği için tekmelenen ve Nazım Hikmet'in dediği gibi ekinde, tütünde, odunda ve pazarda anamız, avradımız, yarimiz bizim kadınlarımız. Ben biraz suç işleyen erkeklerin psikolojik, sosyal yapılarına değinmek istiyorum. Çünkü suçu işleyen erkek, şiddet uygulayan erkek, erkekler hangi ruh yapısıyla bu suçları işliyorlar? Ceren Özdemir'in katili, Özgür Arduç, beni dışarı çıkarmayın. 6 yaşında çocuğu öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa onu vuracaktım. Karşıma o çıktı, o dediği Ceren. Ve hunharca öldürdüm. Özgür Arduç çocukluğunda tacize uğradığı, şiddet gördüğü biliniyor. Türkiye'de ilk seri katil olarak kayıtlara geçen Seyit Ahmet de 4 çocuklu bir ailenin büyük oğlu. Babası fırıncıydı. En yakın arkadaşıyla birlikte bir mobilyacının cinsel tacizine uğradı. Ve evlendikten sonra 4 mobilyacıyı hunharca öldürdü. Eğer vakit kalsaydı bu sayıyı 8'e tamamlayacaktım. Çünkü taciz gören arkadaşı üniversite yıllarında intihar etmiş. Tacize uğradığı yıldaki yaşı 8 olduğu için. İstanbul Tuzla'da Fatma öğretmeni öldüren Atalay Filiz, Galatasaray Lisesi'ni üçüncülükle bitirilen başarılı bir öğrenci. Ama çocuk yaşta annesiyle birlikte babasının en ağır şiddetine uğrayan bir genç. Demek ki iyi okul bitirmesi, iyi eğitim alması da çözüm değil. Çözüm aile içerisindeki yetişme biçimi. Yine Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken. Kardeşi der ki, ortaokula kadar ona süt çocuğu derlerdi. Boyu kısaydı. Kompleksi vardı. Çeşitli sorunları vardı. Annesi, babası beni kemerle, demirle döverken Supi yatak altından ağlayarak beni izlerdi. Daha sonra kendisi de şiddet gördü. Babası ikimizi de evden kovdu. Yine Amerika'da en küçük seri katil diye adlandırılan kişi çocukluğunda babası tarafından ağır şiddete uğrayan kişi. Kadının kontrol edilmesi, denetlenmesi, herhangi bir yanlışta uyarılması gereken bağımlı bir yaratık olarak görme anlayışı, erkeğin yaşı, eğitim durumu, çalışma biçimi, geçmişte şiddet görme deneyimi, travmaları, kişilik bozukluğu, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, kadının evlilik biçimi, anne babasının kendisine desteğiyle birlikte
maalesef kadına yönelik şiddet her geçen gün hızla artmaktadır. Temelinde her ne kadar erkek egemen toplumunun yanlış imajı olsa da temel sebeplerden en önemlisi ekonomik yoksulluktur, ekonomik sebeplerdir. Ülkenin sosyoekonomik ve eğitim durumlarına göre yasaların uygulanış biçimi, kadının hak arama eylemindeki yeri, duruşu, örgütsel destek, sosyal devletin desteğiyle bu şiddet engellenebilir, bu şiddet yok edilebilir. Bu olumsuz örneklere baktığımızda aile içinde roller katı ise tek dünyayı tek boyutlu gören kalıplaşmış benlik yapısıyla sadist, öşle, kinle dolu genç yetişir. Aile ortamında şiddet varsa bu kişinin ileriki yıllarda eşine, çocuklarına şiddet uygulama eğilimi çok çok fazladır. Aile ortamında roller esnek ise dünyayı hoşgörüyle gören, sevecen, sıcak kişiler olarak yetişirler. Türkiye dünyada şiddet konusunda Pakistan, İran, Hindistan'dan sonra 4. sırada yer almaktadır. Ataerkil toplumsal yapıda kadının 2. sınıf olarak görülmesi, erkeğin ise belirli ölçülerde güçlü, yetkin ve otoriter kabul edildiği maalesef bilinmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkeğin güç ve kontrolü elinde tutma, kadının beklentiler ölçüsünde erkeğine bağımlı olması da maalesef bu şiddete zemin hazırlamaktadır. Onlar için bu durum erkek olmanın doğal bir sonucudur. Erkek eşlerine uyguladıkları gücü, şiddeti, acizliğinden, zavallılığından değil, erkek egemen toplumun erkeklere dayattığı bir hak olarak gördüğüdür. Kadınlar üzerindeki erkek baskı ve şiddetinin bu denli derin ve yaygın olmasında toplumsal değer yargılarının çok büyük rolü vardır. Hangi erkekler şiddet uygular? İletişim kurmakta zorluk çekenler, düşük benlik saygısı olanlar, istismar ve şiddet ortamında büyüyenler, özgüven sorunu olanlar. Aile içinde kadına yönelik şiddette maalesef çocuklar da nasibini almaktadırlar. Dolayısıyla erkekler ve kadınlar eşlerine karşı, babalarına karşı şiddetle yetiştirdikleri için birlikte dayanışma içerisinde olurlar. Evet, bitiyorum. Burada erkek egemen toplumdan bahsettik. Erkek egemen toplumdaki bakış açısına da bir iki örnek vermek istiyorum. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı sosyal medyada kadın ve erkeğin eşit olamayacağını söylemiştir. Eşitlik hayvan ve eşyada olur. İnsan eşrefi mahluktur. Eşi benzeri olmaz. Bu bir toplumda milletvekili olarak kendisini kabul ettiren bir kişi. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan kız kardeşine babam İslami değerlerle büyüdü ve İslam'a uygun düşünceleriyle öldü. Onun için biz mal paylaşımını ben iki alayım sen bir al olarak kardeşine dayattı. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadını korumakla yükümlü bakanlıktır. Bu bakanlığın kadın sığınma evlerine biraz bakışından hemen geçeceğim. Şiddet gören kadınların kaldığı sığınma evi Bolu'da yemek ihalesi yapılırken sığınma evinin adresi verilerek
yemek ihalesinin yapılacağı yeri tanıttılar. Ve arkasından da önlem olarak o sığınma evindeki tüm kadınlar başka bir ile nakil yapıldı. Yani il müdürü görevden alınmadı, kadınlar başka bir ile gönderildi. Trabzon'da kadın sığınma evi bir dolmuş durağına, otobüs durağına isim olarak verilmiş. Parayı uzatırken sığınma evinde ineceğim diye söylüyor. Mersin İl Müdürü milletvekilliğine adaylığını korurken işte açtığım kurum diye kadın sığınma evini gösteriyor. Yani bu kadar kadınların sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda güvencesizliğine yer açmış, kurum açmış yerlerdeki yöneticilerin bakışına bakıyoruz. 81 il müdürünün aile sosyal politikalar, 81 il müdürünün ancak 9 tanesi konusuyla ilgili görevli kişiler. Yani sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog. Geri kalan 75 tane il müdürü farklı mesleklerden, çoğu da ilahiyatçı. Evet, çözüm odaklarına bakıyorum. Kadına şiddetin önlenmesi öncelikle eğitimle olur. Yasalar cinsiyetçi ayrımdan uzak olmalı. Toplum olarak her kadın öldürüldüğünde katili verin, öldürelim, parçalayalım, linç edelim, idam edelim, asalım çığlıkları atılmıştır. Oysa çözüm ekonomiktir, çözüm sosyaldır, çözüm eğitimdir. Bu ülkede kitap okumak yasak sayıldı. Çuvallar dolusu kitaplar yakıldı. Kitap silahla birlikte suç unsuru olarak gösterildi. Dernekler kapatıldı. Gençler sporla, müzikle, sanatla ilgilenmesi suç sayılıp kapatıldı. Erkek egemen anlayış amaçlı olarak bilinçli kırıldı. Koruyucu, önleyici çalışmalara ağırlık verilmesi gerekir. Kadınların iş hayatına girebilmesi için ücretsiz kreş açılması. Geçtiğimiz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tek kreş yoktu. Niçin yoktu? Çünkü kadınların çalışması, kadınların üretimde aktif rol oynaması bu düşünceye zıttı. Ama şimdi her mahallede kreş açılması, her mahallede toplum merkezi açılması öneriliyor. Danışma merkezlerinin kurulması gerekir. Kadınlar hakları konusunda bilinçlendirirken erkeklerin de bilinçlendirilmesi eğitimi. Başında durmayayım mı? Tamam, duruyorum. Peki. Evet. Tamamlıyorum. Tam olarak bu kadar sorunları saydıktan sonra kurtarıcı olarak bir daha gel Samsun'dan sarı saçlı mavi gözlüm Mustafa Kemal Atatürk dememiz gerekiyor. Ancak o aramızda yok. O zaman onun ilke ve devrimlerine dört elle sarılarak kadın haklarına saygılı üretimde ve yönetimde kadın erkek eşitliğini savunan her konumda her şekilde kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete ve cinayetlere son vermeliyiz. Kadın haklarına saygılı da davranan ülkelerin yanında biz de imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddelerine sadık kalmalıyız. İstanbul Sözleşmesi'ni her koşulda savunmalıyız. Sağ olun, var olun. Ben bir şey söyleyeceğim. Kahraman Başkanım, özellikle size ayrı bir program yapacağız. Müthiş şeyler anlattınız. Biraz süre kısıtlı herhalde Kahraman Bey, ondan kaynaklandı ama çok güzel bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Maalesef zaman kısıtlı. Hayır efendim, yani kesinlikle size karşı ve konuklarımıza karşı zaten kötü bir niyetimiz yok. Konuklarımız çok üşüdüler, keza siz de biz de öyle. Koronadan dolayı tüm kapı ve camlar açık. Sakın yanlış anlamayın, öyle bir durum yok. Değerli konuklarımız, son olarak İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, gazete damga imtiyaz sahibi, çeyrek asırlık gazeteci Mehmet Mert'i davet ediyorum. Sonrasında değerli belediye başkanımız plaket ve çiçeklerimizi sunduktan sonra programımızın hep birlikte kapanışımızı yapacağız. Bizlere bu ortamda katkı sağladığınız için bir kez daha programımızı bitirmeden arada da olsa sizlere teşekkür ediyorum efendim. Buyurun efendim, Sayın Mehmet Mert. Çok teşekkürler. Ben müsaadenizle buradan hemen zaman kazanmak açısından öncelikle sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Kadına yönelik şiddette kritik öneme sahip olan medya üzerine düşeni yapabiliyorum. 10 dakikada dilim döndükçe buna cevap aramaya çalışacağım. Kadına yönelik şiddet sadece Türkiye'nin değil küresel ölçekli en ciddi sorunlardan birisidir. Şiddet ne kadar artarsa toplumsal huzur da o kadar azalır. Bir yandan kadına yönelik şiddetle ilgili adımlar atılmaya başladı. STK'lar, siyasi parti organları şiddete karşı o kadar çok uğraş verirken buna karşın neden şiddet artıyor, neden özellikle cinsel şiddet suçları artıyor? Acaba medya üzerine düşeni, kadına yönelik şiddet haberlerini normalden olduğundan daha fazla mı yer veriyor? Acaba yayın organları olduğundan fazla mı bunları kullanıyor? Yapılan araştırmalar şiddet ve saldırı görüntülerinin televizyonlarda, gazetelerde yayınlanmasının şiddeti artırdığını söylüyor. Bu görüntülerin şiddeti normalleştirdiği ve olağan bir durummuş gibi görülmesine sebep olduğu, şiddet işlenen sahnelerin görsel olarak yayınlanmasının özentiyi artırdığı söyleniyor. Bakın şimdi sizlere medyada sıklıkla yer alan bazı başlıklar okuyacağım. Hakkını aradı öldürüldü. Kocasına karşı geldi dayağı yedi. Eteği kısa dedi öldüresiye dövdü. Boşanmaya kalktı öldürüldü. Elinin hamuruyla erkeğin işine karıştı olanlar oldu. Dayakçı sevgilisinden yumruğu yedi nakavt oldu. Nakavt. Burada bir de durum tespiti gösteriliyor ve bu başlık bir hafta önce yayınlandı bir gazetede. Ortalık kan gölüne döndü. 30 parçaya ayrıldı. Bıçakla boğazını doğradı. Canavar anne, vicdansız anne, aldatan eş, sapık sevgili tarzında ifadeler hem gazetecilik etiğine uymamakta hem de olayın aktarılması sırasında ikinci bir sözel şiddet eylemini beraberinde getirmektedir. Evet, olayı ver, haberi sun. Ancak denge unsurundan da sapmamak gerekiyor. Böyle bir olay oldu ancak dileriz tedbir alınır, bir daha yaşanmaz, mağduriyet giderilir, şiddet yanlısı kişi gerekli cezaya çarptırılır gibi ifadeleri de kullan. Mağdurların hikayelerinin aktarılması kadar faillerin üzerinden de gidilmesi gerekiyor işlenen haberlerde. Medyamız bunları eklemek yerine bıçağı günlerce cebinde taşıdı. Babasının beylik tabancasını gizlice aldı. Günlerce karısını, sevgilisini, kız arkadaşını takip etti, sonunda planını gerçekleştirdi. Tek başına yaşayan kadın, kot pantolon giyip cilveli şekilde yürüyen kadın, konsomotris kadın, sevgilisiyle birlikte yaşayan kadın, pavyonda çalışırken evlenen kadın. Dikkat ederseniz buralarda aynı başlıklar erkekler için asla kullanılmıyor. Gibi kadına yönelik tanımlamalar, kadınlara yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemini kültürel açıdan gizli ve dolaylı olarak onaylayan ifadeler olarak değerlendirilebilir. Bu dil ve sunumların değişmesi gerekiyor. Buna hepimizin inanması, okurundan izleyicisine, medya yöneticisinden patronuna herkesin itaat etmesi gerekiyor. Sonuçta o medya çalışanının da kız kardeşi var, eşi var, annesi var, çocukları var, kadın arkadaşları var. Aynı şey o kişilerin yakınlarına da olsa acaba aynı dil kullanılır mı? Bu empatiyi sık sık yapmak gerekiyor. Haberde kullanılan görseller, seçilen kelime bir haberin detaylarının aktarılmasına kadar pek çok şeye dikkat edilmesi gerekiyor. Şiddete maruz kalmış, bu şekilde hayatını kaybetmiş bir kadının görüntüsünü olduğu gibi paylaşırsanız öncelikle kişilik haklarının zarar verilmesi de ortaya çıkar. Çünkü kişi hayatını kaybetmiş olsa bile mahremiyet hakkına hale sahiptir. Kadının yakınları, çocukları onunla ilgili internette bir arama yaptığı zaman bu görüntüye ulaşabilirler. Bunun travmatik bir sonucu da olabilir. Özellikle televizyonlarda, sabah programlarında, kadın programlarında, mutfak programlarında kadına
kadın yemek yapar, kadın el işi yapar, kadın evde oturur gibi farkında olmadan kadına zaten belli bir rol biçilmekte. Kadının yeri kocasının yanıdır, yuvayı dişi kuş yapar gibi ifadeler de zaten iki kişiliği ortadan ikiye ayırıyor ve kadına belli bir rol biçmeyi başarıyor. Kadının şiddet görmesi meşrudur gibi bir inancı dizilerde, filmlerde, kliplerde, hikayelerde, kitaplarda işlendikçe ortaya bir rol model çıkmakta. Kadına mağduriyet, erkeğe güçlü, kudretli rolü biçiliyor. Kızınca dövmek, öfkelenince öldürmek haberleri verildikçe bu durum sıradanlaştırılıyor. Birçok araştırmalarda da görüldüğü gibi medyanın kullandığı eril dil genelde kadına karşı şiddet haberlerini taraflı yansıtır. Çoğu şiddet haberlerinde kadın edilgen ve mağdur, erkek ise saldırgan, şiddete meyilli olarak temsil edilmekte. Ana akım medyada eril dil bakışla yazılan yayınlanan şiddet haberleri her geçen gün artmakta. Yazılı ve görsel basında yayınlanan bu haberler, var olan düzenin devamlılığını ve yeniden üretilmesine neden olan yani sistem medya aracılığıyla kendisini tekrar etmekte. Kadın baştan çıkartmaktadır. Kadının hatasıdır. Kadın tecavüze uğradığına dair yalan söylemektedir gibi gerçek dışı düşüncelerin yerleşmesine neden olan bu tür yayınlar şiddetin yaygınlaşmasına da zemin hazırlamakta. Genel olarak haber başlıklarında ve metinlerinde temsil edilen kadınların çaresiz, zavallı, hatta kimi zaman da bu duruma hak etmiş olmaları işlenilmektedir. Kadınların işsizlik, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal güvencelerinden yoksunluk gibi gerçek sorunları geri plana itilmekte. Karşılaştıkları şiddet sonrası hırpalanan kadınlar, saldırı kurbanı, mağdur, açlık ve yoksulluk içindeki kadınlar da ölü kadın bedenlerini sergileyen haber medyası, aslında kadınların insanlık onuruyla temelinden haklarını ihlal etmekteler. Medyanın ve yazılı basının kadına yönelik şiddete çanak tutan ve onu meşrulaştıran rolünün önüne geçilebilmesi için sorumlu bir gazetecilik anlayışıyla hareket edilmesi ve bu haberlerde kullanılan dile dikkat edilmesi gerekmektedir. Şiddet yanlısı ve cinsel içerikli yayınlar yasaklanmalı. Kadına yönelik şiddet bir kadın sorunu değil, bir erkeğin davranış sorunudur. Derinlerde yatan erkek egemenliğinin kaybedilmesi korkusunun yaşandığı bir durumun ortaya çıkardığı bir durumdur. Ünlü Fransız yazar George Orwell der ki, medyayı kim kontrol ediyorsa beyinleri de o kontrol ediyor. Türkiye'de en büyük medya kuruluşlarının patronlarına baktığınızda 21 erkek, 3 kadın bulunmakta. Yaklaşık 100 yıl önce medya sigaranın faydalı bir içecek olduğundan bahsediyordu. Günümüzde sigaranın ne kadar zararlı bir madde olduğuna toplumu inandırılmasının en büyük sebeplerinden birisi sık sık yayınlanan kamu spotu reklamlarıdır. Rütü'ye yapılan şikayetlerin %65'i dizilerde yer alan cinsel içerikli ve şiddete yönelik şikayetler. Ancak Rütü'ye baktığınızda siyasi haberlere gösterdikleri sansürü ne yazık ki şiddetten dolayı şiddet yanlılığı haberlere, olaylara ve programlara uygulanmamakta. Şiddetin basın yoluyla yayınlanmasına ilişkin gerek basın kanununda gerek Türk Ceza Kanunu'nda önemli cezalar ve engellemeler bulunmakta. Medya yöneticiliği daha fazla duyarlılık gerektirmesine rağmen kimsenin bu kanunları dikkate aldığını söyleyemeyiz. Evet, medya bir ticari kuruluş olabilir ama her ticari kuruluşun da kurumun da kamu hizmeti yayıncılığı gibi bir sorumluluğu var. Kadınların istismarına yönelik yayın yapılması, din, dil, mezhep ayrımı yapılması hiçbir açıdan insan haklarına ve evrensel insan hukukuna aykırı olmasını gözetilmesi gerekiyor. Ben sadece kazanacağım paraya bakarım diye olaya bakmak ne yasaldır, ne etiktir, ne de ahlakidir. Kadına yönelik nefreti ve kadın düşmanlığını bir takım beyinlerden silmediğimiz sürece
Ne yaparsak yapalım, bu şiddetlerin de önüne geçmek mümkün değildir. Aslında konuşmam biraz daha uzuyor ama burada bitirmek istiyorum. Bitirirken de bizim 2 sene önce kaybettiğimiz Üstad Çetin Altan'ın bir sözünü sizlere hatırlatmak isterim. Çetin Altan'a sorduklarında başarı nedir diye, başarı yalan söylemek zorunda kalmamaktır demiş. Baktığınızda Türkiye'de siyasette yalan, ticarette yalan, medyada yalan, ne yazık ki hayatımızın her döneminde yalanlarla, dolanlarla, aldatılmalarla karşı karşıyayız. Yalansız, dolansız, güzelliklerle dolu, kadınların, erkeklerin, ayrımsız, cinsel ayrımsız, çocukların, bütün canlıların mutlu, güzel yaşadığı bir dünyada buluşmak üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Evet, sevgili Mehmet Mert'e, Damga Gazetesi sahibi, çok teşekkür ediyoruz. Tüm konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum üşüyorsunuz. Hemen Sayın Fatma Duman Hanımefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Kapanış konuşmasını yapmak üzere ve ardından Sayın Değerli Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Beyefendi'yi çiçek ve plaket töreni için buraya davet edeceğim ve kapanışımızı yapacağız. Teşekkürler efendim. Sevgili konuklar, keşke vaktimiz olsaydı, her birimiz birer saat konuşsaydık, görüşlerimizi daha geniş aktarsaydık. Çok değerli panelist arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kahraman Eroğlu hocamız da aslında haklı, çok güzel, çok değerli bilgileri vardı. Zaman kısıtlı olduğumuz için hocam, kusura bakmayın, sizin için inşallah pandemi sürecini atlattığımız zaman çok özel, geniş kapsamlı program yaparız. Yine avukat, İstanbul avukatlarımızdan Aşkın Topuzoğlu Hanım da çok değerli bilgiler verdi. Yine süre kısıtlıydı Aşkın Hanımcığım, yine Özlem Hanımcığım öyle. Mehmet Mert arkadaşım yine biraz kısa kestin herhalde konuyu. Ortamdan dolayı panelimiz biraz kısa sürdü. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamak için el ele mücadele vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşam hakkımız olduğunu, haklarımız olduğunu unutmayalım. Hep birlikte kadın varsa güç var diyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Hep birlikte el ele mücadeleye evet diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanım Mehmet Murat Çalık Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddet Günü'nde bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyorum, saygılarımı sunuyorum. İnşallah bir dahaki programda görüşmek dileğiyle Beylikdüzü Belediyesi'ne, Beylikdüzü Belediye Kültür Sanat Müdürü'ne ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'na da çok saygılarımızı iletiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim, hoşça kalın. Evet, lütfen Sayın İnci Hanım ve diğer hanımefendiyi buraya davet ediyoruz, Ceylan Kaya'yı.